Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün toprak asitliği ölçüm üzerine bir video çekeceğiz. Öncelikle toprağımızı çapalayıp tırmıkladıktan sonra iyice sulayacağız. Bu arada da kısaca asit ve baz kavramları nedir? Neler asittir, neler bazdır? Bunlarla ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Sonrasında da asitliğimizi ölçeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi asitlik ve bazlık kavramlarından bahsedelim kısaca. Normalde nedir asit? Asit suda çözündüğünde ortama hidrojen artı iyonu veren bileşiklerdir diyebiliriz. Ya da ortamdaki hidrojen iyonunu artıran bileşiklerdir. Hidroklorik asit gibi, nitrik asit gibi, sülfürik asit gibi ya da asetik asit, yani sirke asiti, organik bir asittir bu. Ya da formik asit, karınca asiti gibi. Bunlar suda çözüldüğünde ortamdaki hidrojen iyonunu artıran maddelerdir. Nedir bazlar? Bazlar da suda çözüldüğünde ortama hidroksit iyonu veren maddelerdir. Mesela sodyum hidroksit bunlardan biridir. Kostik olarak da bilinir halk dilinde. Potasyum hidroksit, magnezyum hidroksit, kalsiyum hidroksit gibi bileşikler baz sınıfında incelenir. Şimdi pH cetvelinden kısaca bahsedelim. pH cetveli 0 ile 14 arasında değerlere sahiptir. 7 bunun ortası. 0 ile 7 arası asit demektir. 7 ile 14 arası da baz demektir. 7 nötr olan bölgeyi ifade eder. Yani bir çözeltinin pH'i 7 ise nötr demektir. 7'den aşağı gittikçe pH asitlik anlamına gelir. 7'den yukarısı da çözeltinin bazik olduğunu gösterir. Çok kuvvetli asitler, hidroklorik asit gibi, sülfürik asit gibi, nitrik asit gibi yoğun çözeltilerinin pH'i 1-2 civarında seyreder. Tabi bu asitin ne kadar suda çözündüğüyle de ilgilidir. Asetik asit gibi, formik asit gibi asitlerin pH'i de 5-6 civarında seyreder. Sodyum hidroksit, potasyum hidroksit gibi bazlar kuvvetli bazlardır. Bunların yoğun çözeltilerinin pH'i 14'e doğru gider. Şimdi benim elimde bir pH cetveli var. Gördüğünüz gibi. Bununla ilgili daha önce birkaç gösterim yapmıştım. Buradaki pH ölçen kağıtlarımızın renkleri 0 ile 7 arasındaysa çözeltinin asit olduğunu gösterir. 7 ile 14 arasındaki renklerde burada gördüğünüz gibi bunlar da çözeltinin bu şekilde renklerle karşılaştığınızda da çözeltinin bazik olduğunu anlarsınız. Asitliği ölçmek için iki tane aparatımız var. Bunlardan bir tanesi küçük bir güneş enerjisiyle çalışan, hatta aynı zamanda toprağın nemini, ışığı ve pH'i ölçen bir alet. Bunu internetten çok rahat bir şekilde edinebilirsiniz. Üzerinde asitliğin ölçümünü yapacağız bununla. Bu da asitlik ölçme kağıtları. Bunun üzerinde bir skalası var. Toprağın belli bölgelerinden örnekler alıp bunları iyice ıslattıktan sonra da bu kağıtları kullanarak pH'i ölçeceğiz. Yani toprağın asitliğini belirlemiş olacağız. Öncelikle bu bizim bahçe yatağımızda 3 metrelik bir bahçe yatağı. Bu bahçe yatağının içerisinde 3 bölgeden ölçerek başlayacağız. Şu anda pH'i ayarlı zaten. pH'i ayarlı olduğu için de
direkt toprağımıza batırarak başlayalım. Aynı zamanda toprağımızdan biraz parça alıyoruz şöyle ve bu toprağı birazcık ıslatacağız. Evet, gördüğünüz gibi pH metremizde pH 7'nin biraz üzerinde gözüküyor. Yani bu toprak aslında bazik. Ben bu toprakta geçen seneden beri kül uyguluyorum. Yani şömineden çıkan külleri, sobada yaktığımız odunların küllerini bu bahçemize döküyorum. Dolayısıyla asitlik burada yükselmiyor. pH 7. 7'den belki birazcık fazladır. pH metremizi toprağın başka bir tarafına da gördüğünüz gibi daldırdık. Burada da pH 7 civarında, yani nötr bir toprağımız var. Evet, genel anlamda 7.1 gibi bir asitlik seviyesi, yani pH'imiz var. Yani toprağımız neredeyse her yerinde aynı ve nötr. Bu ölçümümüzün sağlamasını yapmak için de bu pH kağıtlarını kullanacağız. Onun için de bu kağıdı gördüğünüz gibi tamamen bu suyun içerisine batırıyoruz ve biraz bekliyoruz. Yaklaşık bir 30 saniye kadar beklediğimizde, belki 1 dakika kadar, pH kağıdındaki renkler değişiyor ve gördüğünüz gibi bu renkleri aldı. Şimdi bunu götürüp pH skalasında nereye denk geldiğine bakıyoruz. pH skalasında gördüğünüz gibi 7-8 civarında bir asitliğe, hatta 7 gibi bir asitliğe sahip olduğunu görüyoruz. Yani nötr demek aslında burası. Gördüğünüz gibi eğer ki çok bazik olsaydı şu 14 civarındaki renklere yaklaşmış olacaktık. Eğer yani toprakta tabii 14 bir bazik görmek zor ama 8 gibi, 9 gibi olabilirdi. Bunun arka tarafında da asit olan renkleri görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi buradaki renklerden hiçbiri bunlara uygun değil. 7 nötr tutuyor ama 6, 5 buralar daha asidik olan bölgeleri gösteriyor gördüğünüz gibi. 7 ve aşağı doğru asitlik gittikçe değişiyor. Burası da baz olan bölgeyi gösteriyor. Evet, aslında bu kağıtta çok rahat bir şekilde ölçebiliriz. Bizim yaptığımız ölçümlerden de anlaşılan o ki, 2 tane ölçüm yaptık. 2 tane şey kullandık. pH 7 civarında, 7 küsür civarında gözüküyor. Yani toprağımız gayet normal. Evet arkadaşlar, bugün bir pH metre ve asitlik ölçen bu kağıtları kullanarak toprak asitliğini ölçtük. Umarım faydalı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.